Aramayın, geldim. Hayırdır, sabah sabah bir şey mi oldu? Bilgecan dede sen misin? Evet, ne olmuş? Padişahın emriyle seni almaya geldik. Hazırlan, gidiyoruz. Nedenini sorabilir miyim? Bir suç mu işledim? Böyle kaba bir şekilde rahatsız etmek istemezdik. Ama sizi acilen padişahımıza götürmemiz söylendi. Ölüm kalım meselesi. Demek ölüm kalım meselesi. O zaman acele edelim. Eşyamı alıp geliyorum. Dede! Dede, nereye gidiyorsun? Bu askerler niye burada böyle? Gel oğlan. Önemli bir mesele için padişah beni saraya çağırmış. Hemen gitmem lazım oğlum. Ben yokken buralar sana emanet. Ama dede, yalnız gidemezsin. Ben de geleyim seninle. Dede, acele etmemiz lazım. Ayrıca çocuk gelmesin. Yol tehlikeli olabilir. Tehlikeli ve ben dedeyi yalnız bırakacağım ha? Yok canım. Ben de geliyorum. Olmaz, gel oğlan. Bak, tehlikeli olabilir. Hem annen izin vermez. İyi ya. Giderken anama uğrarız, anlatırız durumu. Ben izin alırım, merak etme. Gel oğlanı tanıyorsam ne yapar, ne eder peşimizden gelir. En iyisi yanımızda olsun. Peki Bilgecan dede. Sen istiyorsan yardımcın olarak yanımıza alırız. Ama acele yola çıkmamız lazım. Bu alet çok güzelmiş Huysuz. Baksana, uzaktaki her şey sanki yanımızda gibi görünüyor. Nereden buldun bunu? Bir seyyahtan aldım. Böyle güzel bir aleti sana verdiğine göre çok iyi bir adammış. İki tane varmış, birini bana verdi. Aa, askerler Bilgecan dedeyi ve Keloğlan'ı yakalamış götürüyor. Askerler mi? Hani nerede? Gözünün önünde, görmüyor musun? Ne tarafta diyorum akılsız? Şu tarafa bak Huysuzcum. Bunlar Kara Vezir'in askerleri değil. Bir şeyler dönüyor. Ne olup bittiğini öğrenirsek Kara Vezir bu bilgiler karşılığında bizi ödüllendirir. Yürü uzun, gidiyoruz. Keloğlan ve Bilgecan dediği nereye götürdüklerini öğrenmemiz lazım. Sarayın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Çok güçlü ve kudretli bir adam demek ki. Çok da cesur olmalı. Bu kadar toprağa sahip olduğuna göre. Öyledir. Hem cesur hem de güçlüdür padişahımız. Padişahım, emrettiğiniz gibi Bilgecan dedeyi alıp geldik. Yanında bir de kel kafalı çocuk getirdik. Bilgecan dedenin yardımcısıymış kendisi. İyi, gelsinler bakalım. Ününü duydum Bilgecan. İksirler yapıp şifa dağıtırmışsın. Keşifler, yararlı aletler yaparmışsın, doğru mu? Doğrudur. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Yalnız beni buraya neden çağırdığınızı bilmiyorum. Bilseydim hazırlıklı gelirdim. Kusura bakma, seni böyle apar topar getirdik. Ancak gizlilik çok önemli. Halkın olanları bilmesini istemiyorum. Çok hasta görünüyorsun padişahım. Bilgecan dedeyi sizi iyileştirmesi için mi çağırdınız? Aferin oğlum, durumu hemen anladın. Şimdi odayı boşaltın, Bilgecan'la konuşacaklarım var. Emredersiniz padişahım. Çok uykusuz görünüyorsunuz. Acaba hastalığınız uykusuzlukla mı ilgili? Hem evet hem hayır Bilgecan dedi. Evet, uykusuzluk beni harap etti. Bitkin düşürdü. Ama eğer istersem uyuyabilirim. Peki neden uyumuyorsunuz o zaman? Rüyalarım yüzünden. Rüyalar mı? Evet, gördüğüm rüyalar. Bir büyü yüzünden rüyalarımda acılar çekiyorum. Hiçbir şey anlamadım. İnsan rüyalar yüzünden uykusuz kalır mı? Benim gördüğüm rüyaları görürse uykusuz kalır çocuğum. Bir büyü var üzerimde. Ne zaman uyusam rüyalarımda kötülükler kraliçesi ve onun sadık yardımcısı kötülükler hizmetkarını görüyorum. Bana işkence yapıyorlar.
köpeklerini üzerime salıyorlar. Onları görmemek için artık uyumaya korkuyorum. Kötülükler kraliçesi mi? Yıllar önce bu topraklarda yaşıyordu. Onunla savaşıyordu. Nihayet bir gün onu yenmeyi başardım. Onu ve bütün adamlarını Kara Dünya denilen bir yere hapsettim. Yıllar boyu bize hiçbir zararı dokunmadı. Ancak şimdi bir yolunu bulup rüyalarıma girmeyi başardılar. Ama niçin bu kadar korkuyorsunuz? Alt tarafı rüya değil mi? Uyandığınızda hepsi geçecek. O kadar basit değil Keloğlan. Rüyalarımda beni bir kuyuya hapsetmeye çalışıyorlar. Uyku kuyusu denen bu yere bir kez girdin mi artık çıkmak mümkün değil. Bir daha uyanamayabilirim. Bu yüzden uyumamam gerek. Peki sizden ne istiyorlar? Elbette onları Kara Dünya'dan çıkarmamı. Sonra da bana saldırıp tahtımı ele geçirmeye çalışacaklar. Artık onlarla savaşacak kadar genç ve güçlü olmadığımı biliyorlar. Onlarsa Kara Dünya'da hiç yaşlanmadan yaşıyorlar. Geri geldiklerinde artık önlerinde hiçbir engel kalmayacak. Bütün bu topraklar onların kontrolüne geçecek. En güçlü onlar olacaklar ve kötülüğü bütün dünyaya yayacaklar. Bizden ne istiyorsunuz tam olarak anlayamadım. Ülkedeki bütün doktorları, büyücüleri, şifacıları topladım. Hiçbiri derdime derman olmadı. Kimse rüyalarımdan kötülükler kraliçesini ve adamlarını kovamadı. Senden bunu yapmanı istiyorum. Evet, evet aslında bir yol var. Bunun için bir iksir yapabilirim. Ama pek denenmemiş bir yol. Tehlikeli olabilir. Emin ol, bu dünyada kötülükler kraliçesinden daha tehlikeli bir şey yok Bilgecan. Eğer bu işe bir çözümün varsa bunu denemek zorundayız. Yoksa hepimiz yok oluruz. Girin. Sarayın çevresinde şüpheli şahıslar yakaladık padişahım. Bilgecan dede ile Keloğlan'ın tanıdıklarını söylüyorlar. Getirin bakalım. Huysuz, uzun. Siz ne arıyorsunuz burada? Bu adamları tanıyor musunuz? Tanımıyoruz desek yalan olur. Affedin padişahım. Biz sadece etrafta geziniyorduk. Hava almak için. Huysuz, havayı niye burada alıyoruz ki? Bizim ormanın havası buradan çok daha güzel bence. Bu ikisi dürbünle sarayı gözetliyordu. Casus olabilirler. O zaman bu casusları zindana atın. Onlarla daha sonra ilgileniriz. Şimdi işimiz var. Aman padişahım, casusluk kim biz kim? Biz Keloğlan'ın arkadaşıyız. Buraya geldiklerini görünce merak ettik. Peşlerinden geldik. Doğru mu söylüyorlar? Bilmem. Padişahım, bunlar zararsız insanlardır. Casus olduklarını sanmıyorum. Hem belki işimize yararlar. Madem Bilgecan öyle diyor, tamam. Affediyorum sizi. Yalnız size gerekli olan iksiri hazırlamak için malzemelerime ihtiyacım var. Yanıma birkaç şey aldım ama yetersiz kalır. Önemli değil Bilgecan. İhtiyacın olan her malzeme sarayın laboratuvarında var. Bir şeye ihtiyacın olursa askerler gidip getirir. Yalnız elini çabuk tut. Öyle uykum var ki artık ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Bunu yapabileceğine emin misin Bilgecan dede? Birinin rüyasına girmek o kadar kolay mı? Hiç de kolay değil Keloğlan. Üstelik çok da tehlikeli. Ama padişahı duydun. Eğer kötülükler kraliçesi istediğini elde ederse bu hepimiz için daha tehlikeli olur. Peki nasıl olacak Bilgecan dede? Yani padişahın rüyasına girince ne olacak? Eğer hazırladığım iksir başarılı olursa padişahın rüyasına birilerini gönderip kötülükler kraliçesi ve adamlarını oradan kovacağız. Peki padişahın rüyasına kim gidecek? Bunu henüz düşünmedim. Ama rüya alemi gerçek dünyadan çok farklıdır Keloğlan. Oraya gidecek kişinin gerçekten çok dikkatli olması gerekir. Ben rüyalarımda hep uçuyorum mesela. Kuş gibi bulutların arasında dolaşıyorum.
Uzun doğru söylüyor. Rüya aleminde gerçek hayatta yapamayacağımız pek çok şeyi yapabiliriz. Ama bazen tam tersi de olabilir. Gerçek hayatta kolayca yapabileceğimiz şeyleri rüyamızda bir türlü başaramayız. Pek ilginç bir yermiş bu rüya dünyası. Merak ettim doğrusu. Neyse, şimdi beni lafa tutup oyalamayın. Padişah bekliyor. İksiri hemen hazırlamam lazım. Hey uzun, burada öğrendiklerimizi Kara Vezir'e anlatırsak bize hayatımızın sonuna kadar yetecek kadar altın verir. İyi de huysuz, sen dememiş miydin biz casus değiliz diye? Bu arada buranın tavukları da pek bir lezizmiş. Şşt! Evet, biz casus değiliz ama ayağımıza kadar gelen fırsatı tepecek kadar saf da değiliz. Hele bir de şu Bilgecan'ın hazırladığı iksiri çalabilirsek zengin oluruz, zengin! Buradan nasıl çıkacağız huysuzcum? Her yerde askerler var. Ben de biliyorum akılsız. Bir planım var herhalde. Sen benden işaret bekle. Birazdan buradan kaçıyoruz. Hem de iksirle birlikte. Bilgecan, bitirebildin mi iksirini? Az kaldı. Biraz daha kaynadığımı hazır sayılır. Anlat bakalım, nasıl olacak bu iş? İksiri içtikten sonra derin bir uykuya dalacaksınız. Sizinle birlikte iksiri içen adamlar da uykuya dalacak ve sizin rüyanıza girecek. Böylece rüyanızda sizi kötülükler kraliçesinden koruyacak adamlarınız olacak. Çok güzel, çok güzel. Peki istediğim kadar adamım olacak mı yanımda? Aslına bakarsanız rüya aleminde adamlarınızın sayısı çok önemli değildir. Önemli olan adamlarınızın zekasıdır. Tamam işte. Siz merak etmeyin padişahım. Ben gelsem yeter. O kötülükler kraliçesinin hakkından ben gelirim. Kendinizden bu kadar emin olmayın komutan. Rüya aleminde buradaki kadar güçlü olamayabilirsiniz. Aslında ben Keloğlan'ı düşünmüştüm. Keloğlan'ı mı? Ama padişahım, sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Çocuk olabilirim ama seninle her konuda yarışabilirim. Sen karışma komutan. Bilgecan'ın bir bildiği vardır elbet. Tamam o zaman. Siz biraz daha dinlenin. Uykuda bile olsanız bu gece çok yorucu olacak. Heh, nihayet gittiler. Şimdi kaçmanın tam sırası. Uzun, uyan. Hadi uyansana be avam. Hemen buradan gidiyoruz. Ne güzel rüyamda uçuyordum. Hemen gitmesek olmaz mı? Ne olur biraz daha uyusam. Saçmalama. Hadi toparlan. İşte burada biraz iksir kalmış. Unutmayın. Karanlıklar prensesini uyku kuyusuna hapsedebilirseniz padişah bundan sonra rahat rahat uyur. Ama eğer siz uyku kuyusuna düşerseniz bir daha hiç uyanamayabilirsiniz. Bu iksirin işe yarayacağından emin misin Bilgecan? Emin değilim ama başka şansımız da yok. Keloğlan, çok dikkatli ol. Söylediklerimi unutma. Rüya aleminde her şey tersine dönebilir. Endişelenme Bilgecan dedi. Dikkatli olurum. Bizim dünyamıza benziyor ama biraz garip. Bu kıyafetler de bana çok yakışmış doğrusu. Ne o? Adamlarını da mı getirdin padişah? İstersen bütün ordunu getir. Beni asla yenemezsin. Kaybolmadığımıza emin misin huysuz? Sanki hep aynı yerde dönüp duruyoruz. Sus da bir kafamı toparlayayım. Labirent gibiymiş burası. Çıkış yolu ne tarafta acaba? Ey siz! Ne arıyorsunuz burada? Hadi uzun tabana kuvvet kaçıyoruz. Durun! Kaçmayın! Muhafızlar! Muhafızlar! Bu taraftan gidelim. Şu tarafa dönelim. İşte şimdi yandık uzun. Zindanlarda çürüyeceğiz. İnanmazlar. Hem elimizde iksir var. İksiri çaldığımızı anladıklarında doğru zindana.
Ne yapıyorsun huysuzcuğum? İksiri saklıyorum. Hadi sen de iç. Hadi iç. Ne olmuş bunlara böyle? Bilmem. Uyumuşlar herhalde. Kaçacak yerin kalmadı padişah. Artık köşeye sıkıştın. Bir şeyler yap Celoğlan. Buradan nasıl kurtulacağız? Aşağı atlamaktan başka çaremiz yok. Atlamak mı? Delirdin mi sen Celoğlan? Unutmayın, rüya alemindeyiz. Burada gerçek hayatta mümkün olmayan şeyler olabilir. Zaten başka şansımız da yok. Burası da neresi böyle? Askerler nerede? Bilmiyorum Uzun ama kurtulduk galiba. Saraydan çıkmayı başardık. Artık padişah bizi bulamaz. Huysuzcuğum, galiba padişah bizi buldu. Siz buraya nasıl geldiniz? Yoksa iksiri mi içtiniz? Aa, nereden anladın Keloğlan? Nereden mi anladım? Padişahın rüyasına başka nasıl girebilirsiniz? Padişahın rüyası mı? Ne sandınız? Burada olmamanız gerekirdi. Uyandığımda size bunun hesabını soracağım. Neyse, bu konuyu sonra tartışırız. Şimdi peşimizdeki kötülükler kraliçesini düşünmemiz lazım. Kötülükler kraliçesi mi? Uyku kuyusu bu olmalı. Şansa bak, tam da yanına düşmüşüz. Peki, kötülükler kraliçesini bu kuyuya nasıl atacağız? Padişahım, beni mi emrettiniz? Bizi nasıl buldun? Güçlerimi küçümsüyorsun padişah. Bakıyorum kendi ayağınla uyku kuyusuna gelmişsin. İşimi çok kolaylaştırdın doğrusu. Çabuk padişahı şu kuyudan aşağı at. Orada dur bakalım kötülükler hizmetkarı. Padişaha dokunmak için önce beni yenmelisin. Benim hizmetkarım yenilmezdir. Onu senin gibi bir çocuk mu alt edecek? Gerçek hayatta belki ama rüyalarda kimse yenilmez değildir kraliçe. Çabuk şu ukala çocuğu yakala. Keloğlan, bunu yapabilmeyi nereden öğrendin? Öğrenmedim Uzun. Unuttun mu rüyadayız? Sen de rüyanda uçabiliyordun öyle değil mi? İstersen burada uçabilirsin. Uçabilir miyim? Yaşasın, uçabilirim. Hadi yakalasana beni yenilmez hizmetkar. Buradayım. Çabuk yakala şunları. Seni beceriksiz hizmetkar. Hadi yakalasana beni beceriksiz hizmetkar. Hop! Bu iş bu kadar. Hadi Uzun, şu kraliçeyi yakala da buraya getir. Hizmetkarından ayrı kalmasın. Tam isabet. Hayır! Olamaz! Geri döneceğim. İntikamım çok kötü olacak. Çıkarın beni buradan. Teşekkür ederim Bilgecan dede. Sana da teşekkür ederim Keloğlan. Sizin sayenizde kötülükler kraliçesinden kurtuldum. Dileyin benden ne dilerseniz. Dileğimiz evimize dönmektir padişahım. Elbette evinize döneceksiniz. İsterseniz size kese kese altın veririm. Evinize zengin insanlar olarak dönersiniz. Altınınız sizde kalsın. Biz size para için yardım etmedik. Dünyayı kötülükler kraliçesinden korumak için yaptık bunları. Ama belki Uzun bir şeyler ister onu bilemem. Ne de olsa kötülükler kraliçesini uyku kuyusunun dibine o gönderdi. Aa evet. Gitmeden önce şu sizin lezzetli tavuklardan birkaç tane alabilir miyim?